Gülfem Hatun? Validem yok mu? Valide Sultanımız ve Hatice Sultan Hürrem Hatun'u da alıp at meydanındaki saraya gittiler. İbrahim Paşa ile düğünden sonra kalacakları saray. Bana kimse haber vermedi. Valide Sultanımız böyle uygun görmüş. Gülşah, ben Mihrimah'ın karnını doyurmaya gidiyorum. Sen Mehmet'e göz kulak ol, ne olur. Tamam, merak etme sen. Sultanım, sizi nasıl çağırmazlar? Hürrem Hatun'un yerine sizin gitmeniz lazımdı. Hatırlatma Gülşah. Valide Sultanım da artık onun yanında. Beni gözden çıkardı belli ki. Valide Sultanımız da Hürrem Hatun'dan hoşlanmıyor. Onu yanına alıp sizi bırakması tuhaf değil mi sultanım? O hatun efsunlu sanki. Başına her ne gelirse bir anda kurtuluyor. Şanslı. Yapacak hiçbir şey yok. Valide sultanımızın size olan sevgisini hepimiz biliyoruz. Sizi hep koruyacaktır. Eminim. Beni bir tek hünkârımın sevgisi korur. Mehmet nerede? See you.
Ne oldu? Suya düştü hünkârım. Çok şükür bir facia atlattık. Mehmet'im, şehzadem. Bütün bunlar olurken siz neredeydiniz? Neden sahip çıkmıyorsunuz şehzadelere? Gözümüz üstlerindeydi hünkârım. Oynuyorlardı, bir anda oldu. Mahidevran Sultanımız öyle bir koşup kurtardı ki. Alın giydirin. Üşütmesin. Baba. Oğlum. Mustafa'm. Allah senden razı olsun Mahidevran. Hünkârım. İyiler değil mi? Çok şükür. Gidelim. Kardeşimle gidelim. O çok korktu. Tamam Mustafa'm, gidelim. Sen çok mu üzüldün Mehmet için? Evet. Mahidevran. Mahidevran. Mustafa kardeşiyle gitmek istiyor. Haydi gidelim. Ne yapıyorsun sen burada? Şehzademizi bekliyordum sultan. Erkenden çıktılar. Anladım. Nasılsın? Saatin yerinde? Çok şükür sultan. Bir şikayetim yok. Zannederim bir aile hareketli olacak. Günlerdir durmadan tekmeliyor. Bu bebek hepimiz için çok kıymetli. Merak etmeyin sultan. İnşallah şehzademize aslan gibi bir şehzade doğuracak. Sultanım, Mustafa'm nerede? Onu görmeye gelmiştim ama çıkmış. Erkenden çıktılar. Sultanım yemeğiniz hazır. Buraya mı hazırlatayım? Daha sonra yerim. Yapmayın böyle ne olur. Hiçbir şey yemiyorsunuz. Hasta olmanızdan korkuyorum. Bırak şimdi yemeği. Nedir bu? Cariyelerden biri unutmuş olsa gerek. Daha evvel de Mustafa'mın elinde gördüm. Belli ki bir hatırası var. Bu şanı sahibi kimse öğrenmeni istiyorum. Efsun'u hatırlıyorsun değil mi? Dikkatli olmamız lazım. Şehzademin attığı her adımı bilmek istiyorum. Anladım sultan. Validem. Mustafa. Sultanım. Epey oldu gidelim, merak ettim seni. Bir şey mi oldu validem? Müsaadenizle. Aklını her estiğinde çıkman doğru değil. Bilhassa tebdil olarak. Hürrem gibi bir düşmanın varken dikkatli olmalısın. Ne yapmamı bekliyorsunuz validem? Bütün gün odamda mı oturayım?
İçiniz rahat olsun. Ne Hürrem Sultan ne bir başkası bana zarar veremez. Buna müsaade etmem. Sen yine de tedbiri elden bırakma. Valide. Nigar Kalfa, terzideki yeni kaftanımı aldır. Bu gece hünkârım gelecek. Hazır olmasını sağla. Sultanım, Hürrem Hatun taşlıkta cariyelerle tartışıyordu. Gel şunu tak, beceremedim. Neymiş derdi? Mahidevran'a gösterdiğiniz hürmeti bana da göstereceksiniz diyordu. Ama Ayşe Hatun cevabını verdi. Sen kim, sultan olmak kim? Sen Mahidevran Sultan'ın tırnağı bile olamazsın dedi. Sonra Nigar Kalfa geldi. Hepsini susturdu, azarladı. Hürrem Hatun'un gölgesi gibi. Akıl hocası sanki. Çağır bana Kalfa'yı. Yer Kalfa. Sen kaç senedir haremdesin? 6 sene olmuştur sultanım. Sanki bunca senedir buradasın. Kaideleri de iyi bilirsin. Lakin son zamanlardaki halin hal değil. Bir kusurum mu oldu? Ne idüğü bilinmez bir cariyeyle. Sultanı nasıl eş tutarsın? Haşa sultanım. Huzurunuzda böyle bir şey vuku bulmadı. Lakin Hürrem Hatun da şehzade annesi ve yeni gebe. Onu ve karnındaki bebeği korumak bizim vazifemiz. Kimi koruyacağını, kime hürmet edeceğini iyi bil Nigar Kalfa. İyi bil ki başına bir haller gelmesin. Çekilebilirsin. Neden bir kusur mu işledim hünkârım? Benim tercihlerimi hiçe saydın. Soframa zehir soktun. Sen bizim aramızdaki hürmeti zehirledin Mahidevran. Bana sırtınızı dönmeyin. Hünkârım, yüzünüze hasret kaldım.
ceza, bu azap. Hayırlı sabahlar sultanım. Sultanım, iyi misiniz? Kes sesini. Hadi kızlar, sıraya geçin. Hayırlı sabahlar, nasılsınız? Sağ olun sultanım. Sağlığınıza duacıyız sultanım. Meşkhaneye bir gün ben de geleceğim. Beraber meşk geçeriz. Bekleriz sultanım. Siz gelince hocalarımız bize daha iyi davranırlar. Bak yüzünde güler açıyor sultanım. Aylar sonra halvete girince böyle olur. Hürrem biliyor mudur acaba? Biliyordur. Ay yüzünü görsek geçer. Haydi kızlar, hocalar bekliyor. Allah aşkına yürü, söz söyleme. Hürrem Hatun. Dün gece kapıda bacada kalmışsın. Beklemişsin. Yazık. Acıdım sana. Beni yalnız bırak. Hasekim Ayı Devran Sultan Hazretleri. Sarayınıza hoş geldiniz validem. Sultanım, sizi burada görmek ne büyük şeref. Thank you.
Hoş geldiniz Sultan. Şehzadem, sizden ayrılmayı hiç istemiyorum. Eğer sizi kaybedersem yaşayamam. Bu da nereden çıktı? Sen hep benim yanımda olacaksın. Adın ne? Rabia Sultanım. Kaç yaşındasın? 17 Sultanım. Nelere kabiliyetin var? Çok güzel ut çalarım sultanım. Altın nakış işlerim, bir de şiir yazarım. Senin adın ne? Elif Sultanım. Sen de geç öyle.
Remal Elmas'ı çağırdın, geliyor değil mi dahi? Sultanım gelmek üzeredir. Sabah erkenden saldım arabacıları. Remal Elmas da kim? Çok deruni bir müneccim hatundur. Kumfalı bakar. Öyle kelam eder ki söylediklerini muhakkak yazmak gerek. Yoksa unutup gidersin. Dediğini anlamazsın bile. Mustafa nerede? Sabah el öpmeye gelmedi. Hünkârımız erkenden az bahçeyi çağırdı validem. O yüzden gelemedi. Valide sultanım, Remmal Elmas Hatun geldiler. Gelsin. Geldiğine memnun oldum Elmas Hatun. Geç şöyle yerleşsen. Şehzadem Mustafa ve hanedanımızın geleceğiyle alakalı kumfalına bak. Bakalım neler dökülecek elinden, dilinden. Mahidevran. Hünkârım ben. Şş, sakın ha. Ağlama, sil gözyaşını. Sen bana daha nice evlatlar vereceksin. Nasip değilmiş yüce Allah'ın takdiri. Üzülme, beni de üzme. Mustafa seni böyle ağlarken görmesin. Söyledin mi biliyor musun? Ben konuşurum Mustafa ile. Sen iyileşmene bak yeter ki. Divan toplantısı beni bekler. Üzülme artık. Bak aslan parçası bir şehzademiz var. Onu da düşün. Hem gençsin. Maşallah saatin yerinde. Elimde değil. Çok istemiştim bu çocuğu. Tam zamanıydı. Uzun zamandır gebe kalamamıştım. Bir daha olur mu? Valide Sultanım. Rahatsız olma. Geçmiş olsun. Sizleri de üzdüm. Hatice, sen Mustafa'mı bul, onunla ilgilen. Ben buradayım. Utanmalısın yaptıklarından. Allah'tan kimse görmemiş bu rezaleti. Nasıl bir cariyeyle kavgaya tutuşursun? Sen Haseki Sultan'sın. Şehzade anasısın. Burası Topkapı Sarayı. En cahil insan bile bunu yapmaz. Keder içindeydim. Evladımızın kaybını haber vermek için. Acımı hünkârımla paylaşmak için asodaya giderken karşıma çıktı validem. Çıksın, sana ne?
Muhatap alma, yürü git. Ben de öyle yapıyordum. Ama neler söyledi avaz avaz. Tutamadım kendimi. Ne söyledi? Sizi bu saraydan sürdüreceğim. Valide Sultan'ı da, seni de, oğlunu da defedeceğim. Bu saray benim olacak. Siz eski sarayda kilit altında kalın. Yeter. Bu mevzuyu Süleyman'ın bilmeyecek. Destur! Haseki Hürrem Sultan Hazretleri. Kalbimin ışığı söndü sultanım. Gönlümün sahibi şehzademi, sevgilimi aldığınız gün karanlığa gömüldüm. Tam bu kan deryasında boğulmak üzereyken evladım, Mehmet'im tuttu elimden. Çekip çıkardı beni gam ve keder kuyusundan. Ona sığındım. Ona sarıldım. Fakat siz sultanım, onu da aldınız elimden. Yaşasaydı eğer, yanımda olsaydı, bir umut bahar gelecekti yine. Dağlarda çiçekler açacaktı, kuşlar şakayacaktı. Gül kokusu. Gül kokusu saracaktı dört bir yana. Öyle bir kış başlattınız ki, bu rüzgar asla dinmeyecek. Önüne kattığın ne varsa silip süpürecek.
herkes kendi kaderine sürükleyecek. Benim kışım bitti sultanım. Sizin kışınızsa. Yeni başlıyor. Yine ayrılıyoruz. Aramıza sonsuz dağlar, ovalar, düşmanlar girecek. Lütfen kendini hırpalama Hürrem. Gebeliğinin sonuna hayırlısıyla eriş. Keşke biraz daha kalsınız. Şehzademizin doğumu sizin şefkatli, huzurlu kollarınızda olsa. Size düşen dua etmektir. Allah devleti âliyenin, yiğitlerinin yollarını açık, kılıçlarını keskin eylesin. Tez zamanda zaferle sevdiklerine kavuşsunlar. Amin. Amin. Baba, İbrahim Paşa 15 gündür seferde. Biz ne zaman gideceğiz? Mustafa, sen daha çok küçüksün. Annen seni zaten göndermez. Sen de bizimle kalıp dua edeceksin. Daha çocuk, savaşa gidemez. Hayır, ben büyüdüm artık. Ve çok iyi kılıç kullanıyorum. Baba, ne olur beni de götür. Mustafa'm, şimdi bunu konuşmanın ne zamanı ne de yeridir. Hürrem, hayrola ne var? Hürrem! Oğlum! Oğlum geliyor! Oğlum diyor, nereden biliyorsan? Gülah, ebeye haber verin hemen. Çabuk uçun, kara takım getirin ebeği, çabuk! Gül'a, müjdemi senden istedim. Doğum için daha erken. Bir avazda kurtulur inşallah. Abim daha mı olacak? Kız oğlan fark etmez. Doğacak çocuğun evvela sağlıklı olması mühim. Benim İpek kızım. Hünkârım, Hürrem Sultan bir şehzade doğurdu. Büyük atam Bayezid Han'ın ismini vereceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah.
Eşhedenne Muhammeden Resulullah. Eşhedenne Muhammeden Resulullah. Senin adın Bayezid. Senin adın Bayezid. Validem, affedin beni. Bayram günü sizin elinizi öpüp hayır duanızı alamadım. Bundan daha hayırlı gün mü olur Hürrem? Sen bize yine hayırlı bir şehzade daha doğurdun. Teşekkür ederim valide. Allah size uzun ömür versin. Başımızdan eksik etmesin. Hayırlı bayramlar sultanım. Hayırlı bayramlar. Nereye böyle? Hava çok güzel, dolaşıyoruz Firuze ile. Cariyelerle mi arkadaşlık eder oldun artık? Hayret. Ben dahi kibre düşmüyorken sana ne oluyor anlamıyorum. Bir şehzaden var diye onun farkın olduğunu mu düşünüyorsun? Nihayetinde hala bir kölesin sen. Oğlumu da hırslarının kölesi yapmışsın. Bu değişecek Hürrem. Oğlum tahta çıkınca valide sultan olacağım. O gün ne kölelik kalacak ne de senin ailen. Hepsi yok olup gidecek. Bütün gün hasta odada Mustafa ile birlikteymişsiniz. Demek ki bunları konuşuyorsunuz. Hünkârımız hain emellerinizi duyunca çok üzülecek. Bir şey konuştuğumuz yok. Er ya da geç olacakları söylüyorum ben sana. Malum hünkârımız seferde. Allah göstermesin bu acıyı. Lakin savaş bu. Her şey olabilir. Düşünsene. Hünkârımız ya bir daha dönmezse? Sizin için hususi bir daire hazırlattım Manisa'da. Emin olun burada olduğundan çok daha huzurlu yaşayacaksınız. Benim huzurum sensin oğlum. İnşallah bu yüce kubbe altında da birlikte refah içinde yaşayacağımız günler gelecek. Mustafa, ben artık torunlarımı kucağıma almak istiyorum. Ataların tahta çıktığında hepsinin şehzadesi vardı. Validem, İstirham ediyorum, bu bahsi kapatalım. Vakti gelince olur elbet. Vakti geldi de geçiyor aslanım. Yarın sabah neye uyanacağımızı bilmiyoruz. Bu devletin istikbali sensin. Herkesin gözü senin üzerinde. Kucağına bir erkek evlat al ki dost düşman anlasın soyun kimden devam edeceğini. Görsünler bu asil kanın senden yürüyeceğini. Sultanım. İyi misiniz? İyiyim. Şimdi duyduk sultanım. Ne oldu, ne yaptı size? Hekim nerede, niye çağırmadınız? Telaş etmeyin. Gereken yapıldı. Şükürler olsun işimdi. Seni yılan. Ne yaptın sultanımıza? Sultanım, rica ederim sakin olun. Hatice sultanımız hayli gergin zaten. Kürşad'ın o hain nerede? Canını alacağım. Sen zahmet etme. Nigar Kalfa icabına baktı zaten. Afife Hatun, ne duruyorsunuz? Şehzademe haber verin. Sultanım. Epey geç oldu.
Rahatsız etmeyelim şimdi. Hem ben iyiyim. Şükürler olsun sultanım. Allah korumuş sizi. Gönlünüzü ferah tutun. Şehzadem gereğini yapacaktır. Bu hadisenin arkasında kim varsa cezasını çekecek. Sultanımızı daha fazla yormayalım. Zor bir gece geçirdi. Uyması lazım. Sen sus istersen. Gülşah'ın kimin cariyesi olduğu ortada. Ne malum onu senin göndermediğin? O yüzden mi Gülşah öldü? Ben sadece sultanımızı korumak istedim. Nigar yanıma geldi. Gülşah'ı sultanımızın dairesine giderken görmüş. Neyse ki vaktinde yetişebildik. Sen emir vermezsen Gülşah neden böyle bir şey yapsın? Belli ki durumdan vazife çıkardı. Zindana da atılınca hepten kaybetti aklını. Hem ondan en çok şikayet eden sen değil miydin? Başına buyruk hallerinden kovmadın mı? Madem öyle, neden tutuyordun yanında? Saklayacak değilim. Sırf sana inat tuttum. Zira sen de Fatma'yı almıştın yanına. İnanmıyorum sana, bu bir oyun. Tamam, uzatmayın. Hiç kimse bu hadiseye dahil olmasın. Hakikat neyse ortaya çıkacaktır elbet. Haklısınız. Buyurun benim daireme geçelim. Uyuyun, dinlenin. Sultanım burada kalsaydınız ben bir Şimhan dairesine geçerim. Lüzum yok. O halde izin verin. Firuze sizinle gelsin. Şifalı elleri size huzur verecektir. Sultanım, hoş geldiniz. Size minnettarız. Çok kıymetli şeyler bunlar. Allah sizden razı olsun. Bizi ihya ettiniz. Güzel günlerde kullanın. Fidan Hatun, ısmarlattığım ipek kumaşlar geldi mi? Hazırlanıyorlar sultan. Güzel, daireme getirsinler. Sultanım. Ne vakit bitecek çilem? Ne zaman affedeceksiniz beni? Sultanım. Dikkatli ol Fatma. Hürrem'den uzak dur. Sultanım ben zaten bir şey yapmıyorum. Lakin korkuyorum başıma bir hal getirecek diye. Hiçbir şey yapamazsın. Ben şimdi sana ne yapayım ha? Benim bir suçum yok sultanım. Fatma benden kurtulmak için tuzak kurdu. Meftun aile bu yüzden mi kuytu köşelerde buluşuyordunuz? Ben dolaşıyordum. O birdenbire önüme çıktı. Sen o yarım aklına kimi kandırıyorsun? Meftun ağa itiraf etti. Adamın kanına girmişsin yine. Bu sefer de Fatma'nın üstüne salmışsın. Fatma altın teklif etmiş de öyle kurtarmış canını. Sultanım, bağışlayın. Ben sizi korumak istedim. Bu hatun size zarar verecek. Bana senden fazla hiç kimse zarar veremez. Acımasam şuracıkta alırım canını. Bu meselenin bana dönmesini istemiyorum. Sırf bu yüzden dün geceki hadiseyi unutacağım. Minnettarım sultanım. Unutacağım dediysem cezasız bırakmayacağım elbet seni. Meftun ağa denen o adamla evleneceksin. Sultanım. Yapmayın ne olur. Sultanım beni öldürün daha iyi. Bu yüzden evlendiriyorum ya zaten seni. Sana en büyük ceza bu. Şimdi defol. Evleneceğin günü bekle.
Hürrem. Hayırlı sabahlar. Ne yalan söyleyeyim. Seni görünceye kadar hayırlıydı. Hislerimiz karşılıklı. Ne güzel. Bu arada senin haberin yoktur. Ben söyleyeyim. Hünkârımız Şehzade Mustafa'yı sancağa çıkarma kararı almış. Bu ne demek biliyorsun değil mi? Yakında sen de gidiyorsun. Haberi kimden aldıysan eksik söylemişler sana. Mustafa'm sancağa çıkıyor. Doğru. Fakat ben gitmiyorum. Bu senin isteğine bağlı değil mi Aydevran? Gitmeye mecbursun. Hünkârımız böyle uygun görmüşler. Şehzadem tek başına gidiyor. Dert alıyorsun Mustafa'm. Hünkârımız Bayezid'in burada olduğunu, ne işlere kalkıştığını haber alsa evvela senden hesap sorar. Merak etmeyin validem. Hünkârımızın haberi olmayacak. Zaten Bayezid de çok kalmaz. İnşallah tez vakitte yola çıkar. Hadiseyi kavgasız, gürültüsüz atlatırız. Mihri Nisa ile evlendiğini ona söylemeyeceksin değil mi? Kardeşin de olsa Hürrem'in oğlu. Etrafında onun adamları var. Bir şekilde kulağına gider. Benim Bayezid'den saklayacak bir şeyim yok validem. Kendisine itimadım tamdır. Sen yine de bu sırrı kendine sakla. Ne olur ne olmaz. Mustafa'mı ikna etmeliyiz Mihri Nisa. Mektuplarla bir alakası, bir suçu günahı olmadığını hünkârımıza izah etmeli. Şehzademizin bunu yapacağını sanmıyorum sultanım. Zira kendileri bunun faydasından çok zararı olacağına inanıyorlar. Hem işlenmemiş bir kabahatin özrü olmaz. Haklıyken haksız hale düşmeyelim. Yine elimiz kolumuz bağlı oturacağız. Rahmetli babam hep fırtına dayarken açılmaz derdi. Hünkârımızın insafına kaldık. Bu sefer öfkesi bendini aşacak. Gel. Sultanım. Ne bu halin? Şehzademize hünkârımızdan hediye gelmiş. Yok yere endişelenmişsiniz. Ne hediyesi? Muhteşem bir kaftan yollamışlar. Kaftan mı? Mustafa'm nerede? Dairesindeler. Açın kapıları. Mustafa! Sakın giyinme. Sakın giyinme onu. Çabuk bırak elinden onu. Ne oluyor validem? Zehirli olabilir. Bu mümkün değil sultanım. Hünkârımız gönderdiler. Madem öyle, sen giy. Zehirli mi değil mi anlayalım. Validem, hünkârımızın böyle bir şey yapacağı nasıl... Sana giymeni emrediyorum. Thank you.
Sultan. Bir şey mi oldu? Fidan Hatun'a söyle. Derhal bir cariye seçsin. Şu yeni gelenler arasında Rus bir hatun vardı. Neydi adı? Olga'yı mı diyorsunuz sultanım? Ha, evet. Onu hazırlasınlar. Şehzademiz için mi sultanım? Ne şehzadesi Fatma? Hünkârımıza sunacağım. Görsün bakalım. Has odayı kim yönetiyormuş? Mahidevran. Meşgul etme beni Hürrem. Neyle meşgul olduğunu duydum. Hünkârımıza cariye sunursun. Ben validemize vekalet ediyorum. Hünkârımızı memnun etmek benim vazifelerimden biri. Allah sana başka keder vermesin. Bir kadın olarak eksikliğini böyle mi örtüyorsun? Sen kendi derdine yan Hürrem. Hünkârımız hani senden başkasıyla olmazdı? Asla bu mümkün değil. Öyleyse neden hala odasında cariye? Hangi cariye bu? Yoksa şu gelen mi? Daha önce de hünkârımıza hatunlar sunuldu. Hatta bir prenses bile vardı aralarında. Neredeler şimdi? Bir bak bakalım etrafına. Benden başkasını görebiliyor musun? Vaktiyle ben de çok sevildim Hürrem. Mustafa'm bu aşkın meyvesi. İstersen Gülfem Hatun'a sor. Benim yüzümden ne acılar çektiğini anlatır sana. Hep böyle maziyle övünacaksın neyse ki. Her güzel şeyin bir sonu vardır. Bunu kabullenmek zor. Ama kabullendim. Zira hakikat bu. Ne yaparsan yap değiştiremiyorsun. Bu senin için de geçerli. Bir gün bir hatun gelecek. O sarsılmaz, yıkılmaz dediğin aşkını yerle bir edecek. Maydevran, beni kendinle bir tutma. Dünyanın bütün hatunları bir araya gelip haykırırsa benim fısıltımı bile bastıramazlar. Bu kibir senin sonun olacak Hürrem. Acılar içinde kıvranırken bu lafları hatırlatacağım sana. Mahidevran sen yoksun artık. Yakında gideceksin buradan. Senin kuvvetin yetmez buna. Hünkârım.